Merhabalar. 5. sınıf fen bilimleri dersi 1. dönem 2. yazlıya hazırlık 2. videoyla yine birlikteyiz. Aşağıdaki sözcükleri aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara yerleştiriniz diyor. Nokta nokta evresinde ayın dünyaya bakan yüzü tamamen görünür. Arkadaşlar ayın dünyaya bakan yüzünün tamamen görüldüğü dolunay evresidir. Hemen dolunayı silelim yazdığımızı ay nokta noktadan aldığı ışığı yansıtır. Arkadaşlar güneşten aldığı ışığı yansıtır. Kendisi bir ışık kaynağı değildir. Bakteriler, telikse hayvan, amip gibi canlılar, nokta nokta canlılara örnektir. Arkadaşlar bunlar mikroskobik canlılara örnektir. nokta nokta şapkalı şapkalı maya küf parazit olmak üzere 4 gruba ayrılır. Arkadaşlar mantarlar 4 gruba ayrılır. Canlı gruplarından mantarlar 4 gruba ayrılır. Canları biz 4 gruba ayırıyorduk. Mikroskopik canlılar, mantarlar, bitkiler, hayvanlar. Mantarları da 4 gruba ayırıyorduk. Devam edelim. Yarasa, balina, kedi gibi hayvanlar memeli grubunu örnektir arkadaşlar. Bunlar da canlılarda memeliler grubunda yer alan Hayvanlarda memeliler grubunda yer alıyordu bu hayvanlar. Kuvvet nokta nokta adı verilen bir araçla ölçülüyor. Arkadaşlar biz kuvveti dinamometre ile ölçeriz. Devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki verilen sözcükleri doğru ise de yanlışsa ye yazalım. Sıcaklık bir enerjidir. Yanlış arkadaşlar. Isı bir enerjidir. Sıcaklık termometre ile ölçülür doğru arkadaşlar. Birimi e, Celsius santigrat derecedir. Sıcaklık birimi Newton'dur yanlış arkadaşlar. Santigrat derece. Sıcaklık ısısı çok olan maddeden az olan maddeye doğru geçer. Arkadaşlar sıcaklık değil, ısı bir maddeden diğer maddeye geçer. Sıcaklık geçmez. Yanlış. Sıvı donarken ısı alır. Arkadaşlar ısı almaz, donarken ısı verir. Yanlış. Gaz yoğuşurken ısı verir. Doğru arkadaşlar. Maddeler donarken, yoğuşurken, krallaşırken ısı verir. Erirken, buharlaşırken ve süblimleşirken ise ısı alırlar arkadaşlar. Sıvı buharlaşırken ısı alır. Doğru arkadaşlar. Dinamometrelerde yay kullanılır. Doğru arkadaşlar. Esnek yay. Dolunay ayın ara evresidir. Hayır arkadaşlar. Ana evresidir. Yanlış. Ayın dört ana evresi vardır. Doğru. Bunlar yeni ay, ilk dördün, dolunay ve son dördündür. Devam edelim. Aşağıda ayın evreleri çizilmiştir. Bu şekillerin altına ayın evre hangi evresi olduğunu yazalım. Arkadaşlar ayın D şeklinde düz D şeklindeki evresine ilk dördün diyorduk. Genelde ilk dördünle son dördünü öğrenci karıştırıyor. Düz D ise arkadaşlar ilk dördün. Görülmeyen evresi yeni ay. Yani karanlık görülmeyen evresi. Ters D şeklinde olan arkadaşlar. Bakın son dördün. Tamamen görünüyorsa Dolunay arkadaşlar. Eşleştirme soruyla devam edelim. Kavramları uygun bir şekilde yazalım. Sıvı bir maddenin ısı vererek katı hale dönüşmesine donma diyoruz arkadaşlar. Maddenin bulunduğu halden diğer bir hale geçmesine hal değiştirme, Gaz halindeki maddenin ısı vererek sıvı hale geçmesine yoğuşma veya yoğunlaşma. Sıvı bir maddenin ısı alarak sıvının her tarafında kabarcıklar çıkmasıyla hızlı buharlaşma olayına kaynama diyoruz arkadaşlar. Kaynamanın tanımı verilmiş. Sıvı maddenin gaz haline geçmesi olayıdır. Arkadaşlar sıvının yüzeyinde gerçekleşir. Bu da buharlaşmadır. Devam edelim. Hemen kavramlarla eşleştirme. Arkadaşlar dinamometreler maddenin hangi özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır? Esneklik. O halde buraya 3'ü yazıyoruz. Bir cismin hareketini zorlaştıran ya da engelleyen kuvvete sürtünme diyorduk arkadaşlar. Yani buraya 5 kuvvet değerinin birimi olarak ifade edilir. Arkadaşlar kuvvetin birimi Newton yani 1. Suda hareket eden cismin hareketini zorlaştıran kuvvete su direnci diyorduk. Yani 4 Hava direncinden yararlanılarak kullanılan araç paraşütler arkadaşlar. Hava direncini arttırır ve biz onunla yararlanırız. 2'yi de oraya yazıyoruz. Devam edelim test sorularıyla. Buna göre yukarıdaki kartlarda yazılı olaylardan hangileri dünya için doğrudur? Dünya kendi etrafında dönme hareketi yapar. Bir doğru. Dünya güneşin çevresinde dolanır. İki doğru. Dünya ayın etrafında dolanır yanlış. Ay dünyanın etrafında dolanır. Hangileri doğrudur? 1 ve 2 doğrudur. Diğer soruya geçelim. Özge Nur Fen Ödevi için yaptığı şemada omurgalı hayvan sınıflarının her birini örnek olarak bir canlının ismini yazıyor. Buna göre boş bırakılan yere hangi canlı hangi canlılardan hangi ikisinin ismini yazması uygun olur? Arkadaşlar Omurgalar, hamsi balıklar grubu, kurbağa kurbağalar grubu, kartal kuşlar grubu. Şimdi burada ne kaldı arkadaşlar? Sürüngen ve memeli kaldı. O halde ne yazacak sürüngen grubuna bir sürüngen ismi, memeli grubuna bir memeli. Yani bir sürüngen bir memeli olacak. Balık. Balık zaten yazılmış. Olmaz. Alabalık olmaz. Timsah, yılan. Her ikisi de sürüngen olmaz. Biri sürüngen, biri memeli olacak. Yılan, yarasa. Sürüngen mi? Evet. Memeli mi? Evet. O halde cevabımız C şıkkı. Zambak zaten bitkidir. Omurgalı hayvanlar grubunda olmaz. D'yi deliyorum. Cevabımız C şıkkı. Devam edelim. Evet, bitkilerle ilgili bir soru. Çiçekli bitkiler. Yukarıdaki çiçekli bitkinin kısımlarından hangisi hakkında verilen bilgi yanlıştır diyor arkadaşlar. Çiçekli bitkinin üreme organı çiçektir. Doğru. Su ve minarellerin taşınmasını sağlar. Arkadaşlar gövdenin görevidir. Gövde gösterilmiştir. Doğru. Bitkinin dik durmasını sağlar. Bu gövdenindir. Ama burada yaprak gösterilmiş. Yanlış. Topraktan su alır. Kökün görevidir doğru. Hangisi yanlış? Yaprağın görevi yanlış verilmiş. Cevabımız C şıkkı. Diğer soruyla aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetini azaltmaya yönelik bir uygulamalıdır? Valizlerin altına tekerlek takılması azaltmaya yönelik yuvarlanmadan yararlanma. Doğru. Kapı mentişelerinin yağlanması tekerlek nedir? Azaltma. Yeri halı serme arttırmadır arkadaşlar. O halde ne olacak? 1 ve 2 sürtünmeyi azaltmaya yöneliktir. 3 ise arttırmaya yöneliktir. Diğer soruya geçelim. Kar yağarken arabasının lastiğine hemen zincir takan Soner'in bunu yapmasındaki amaca nedir arkadaşlar? Sürtünmeyi arttırarak arabanın kaymasını engellemek. Hangi şıkta var bu okuyalım. Kışın gelişini zincirle karşılamak, arabasının donmasını engellemek, sürtünme kuvvetini azaltarak diyor. Hayır arttırarak. Sürtünme kuvvetini arttırarak arabanın buzda kaymasını önlemek. Doğru cevabımız D şıkkı. Devam edelim. Aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşirken cisimlerin dışarıdan ısı alması gerekir? Arkadaşlar ısı alma. Nerelerde ısı alıyordu? Erimede, buharlaşmada ve süblimleşmede ısı alıyordu. O halde donma ısı verir, kıralaşma ısı verir, yoğuşmada ısı verir, süblimleşmede ısı alır. Maddenin süblimleşebilmesi için ısı alması gerekir. Cevabımız D şıkkı. Diğer soruyla bir buz kütlesinin yağmur olup yağması için hangi aşamalardan geçmesi gerekir? Arkadaşlar buz kütlesi katı. Yağmur, olabil, yağmur olabilmesi için ilk önce ne yapması lazım? Erimesi lazım. Erime ol, olmadığı için 5 şıkkını eredim. Katı eridi. Ne oldu? Su. Yani buz su oldu. Sonra buharlaşması lazım. Yani ikinci de buharlaşma. Buharlaştıktan sonra tekrar yoğuşması lazım. Yani erime, buharlaşma ve yoğuşma olacak. Hangi şıkta var bu? A şıkkında. Cevabımız A şıkkı. Diğer soruyla devam edelim. Bir dinamometre sorusu arkadaşlar. Şekildeki bir dinamometre ölçüm yapan 5. sınıf öğrenci Buse sonuçları gözlemliyor. Özdeş dinamometrelere yapılan ölçümler şekilde belirtilmiştir. Buna göre... K cismi L cisminin ağırlığı kaç Newton'dur? Arkadaşlar biz burada K cismini kaç Newton bulmuş? 5 Newton. K5 ise dinamometre kaçı gösteriyor? Arkadaşlar 9'u. O halde L kaçtır? 4 Newton'dur. Hangi şıkta var bu arkadaşlar? K'nın 5, L'nin 4 Newton olduğu C şıkkında var. Buraya dikkat ediyoruz. K ile L'nin toplamı 9 Newton olduğu için K'yı buradan direkt yazarsak 9 olabilmesi için 4'ün kaç Newton olması lazım? 4 Newton olması lazım. L4, K5 cevabımız C şıkkı. Devam edelim. Kuvvet ile ilgili 5. sınıf öğrencilerin verdiği bilgiler aşağıdaki gibidir. Buna göre öğrencilerden hangisi bir doğru bilgi vermiştir? Kuvvet birimi Newton'dur. Doğru. Terazi ile ölçülür. Yanlış. Dinamometre ile ölçülür. Kuvvet duran bir cismi hareket ettirebilir. Doğru. Hangileri doğru bilgi ise Ayşe ve Hak'tan olacak. Hangi şıkta var bu Ayşe ve Hak'tan? D şıkkında var. Cevabımız D şıkkı. Diğer soruyla devam edelim doğru yanlış yönünde ilerlerse hangi çıkışa ulaşabilir? Bakalım. Memeli canlılar doğurarak çoğalır. Doğru. Geldik buraya. Kuşlarda yavru bakımı görülür. Doğru. O halde cevabımız birinci çıkış. Arkadaşlar kuşlarda ve memelilerde yavru bakımı görülür. O halde cevabımız birinci çıkış olacak. Diğer soruyla devam edelim. Buna göre doğru eşleştirme yapabilmesi için hangi seçenekteki eşleştirme yapması lazım? Parazit mantarlar ne yapardı arkadaşlar? Hastalık yapardı. Hangisinde hastalık var? Bebeğin ağzında çıkan pabukçukta. Maya mantarlar arkadaşlar ne yapardı? Hamurun mayalanmasını sağlardı. Kültür mantarı ne yapardı? Besin olarak tüketilen mantardı. Küf mantarı da ekmeğin küflenmesini sağlıyordu. Peki hangi şıkta bu var arkadaşlar? Bakalım. A'da değil. B'ye bakıyorum. 1 2 üçüncüye gitmiş. Sonra ikinci alta gitmiş. Bu da yanlış. C'ye bakıyorum. Doğru. Üçüncüye gitmiş. Doğru. Doğru. İkinciye gitmiş. Doğru. Cevabımız C şıkkı oluyor. Diğer soruyla devam edelim. Aşağıda tabloda verilen olayların sürtünmeyi arttırıp azaltma durumuna göre işaretleyeceğiz arkadaşlar. Bir işaretleme sorusu. Hemen işaretleyelim o halde. Sürtünmeyi, paraşüt açılması sürtünmeyi arttırır. Uçakların önünün sivri olması sürtünmeyi azaltır. Kapı menteşelerin yağlanması, yağlanması sürtünmeyi azaltır. Araba lastiklere zincir takmak sürtünmeyi arttırır. İşaretledik. Maddenin hallerini gösteren tabloya göre hal değişimlerini gösteren okların üzerine yazalım arkadaşlar. Katıdan sıvıya geçmeye erime. Sıvıdan gaza geçmeye buharlaşma. Katıdan direkt gaza geçmeye süblimleşme. Sıvıdan katıya donma. Zaten erimenin zıttı donmaydı. Buharlaşmanın zıttı yoğuşma. Gazdan sıvıya geçmeye yoğuşma. Gazdan direkt katıya geçmeye de kralaşma deriz arkadaşlar bunu bu şekilde doldurduk. Devam edelim. Aşağıda canlılar sınıflandırarak boş bırakan yerlere uygunlarını yazın diyor. Arkadaşlar canlıları biz baktığımızda ne olarak sınıflandırıyoruz? Hayvanlar, bitkiler yazılmış. O halde bu ne olacak arkadaşlar? Mantarlar olabilir. Bu ne olacak? Mikroskobik kobik canlılar diyoruz. Peki Hayvanları nasıl alıyorduk? Omurgalılar, bir de omurgasızlar. Bitkileri çiçekli bitki ve çiçeksiz bitki olarak ayırıyorduk. Peki omurgalıları hemen balıklar, kurbağalar sürüngenler kuşlar ve memeliler olarak ayırıyorduk. Memeliler diye ayırdık. Devam edelim. Sıvının arkadaşlar hemen burada verilen tabloda cümleler buharlaşma ise B, kaynama ise K yazdığımızda hangisi çıkar diyor. Sıvının her yerinde gerçekleşir. Kaynama buraya tik atıyoruz. Her sıcaklıkta olur. Buharlaşma. Çocuklar yazında kışında e, elbiselerimiz kuruyor. Hemen oradan aklımıza gelip buharlaşmanın olduğunu söyleyebiliriz. Sıvının yüzeyinde olur. Yine buharlaşma çocuklar. Kaynama her yerinde. Belli bir sıcaklıkta olur. Kaynama. O halde hangi şıkta var bu arkadaşlar? Baktığımızda B şık, C şıkkında aynı işaretlemeyi görüyoruz. Cevabımız C. Şekilde görselde verilen hal değişim olayları... Aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş? 1'e bakıyoruz sıvının gaz haline geçmesi buharlaşma. 2'ye bakıyoruz tam tersi gazın sıvıya dönüşmesi yoğuşma. Buharlaşma yoğuşma hangi şıkta var? Cevabımız C şıkkı. Devam edelim. K ve L cisimleri asılan 1 ve 2 numaralı dinamometrelerde okulan değerler yukarıdaki gibidir. Buna göre 3 numaralı dinamometre okulan değer kaç Newton'dur diyor. Arkadaşlar K 2 tane K 16 Newtonsa her biri 8 newtondur. Yani 16'yı 2'ye böldüğümüzde 8, 8. 3 tane L 15 newtonsa her biri 5 newtondur. K kaçtı arkadaşlar? 8. L kaçtı? 5. Topladığımızda 8, 5 daha 13. Yani buraya ne yazılacak? 13. Hangi şıkta var? D şıkkında var. Cevabımız D şık. Diğer soruyla devam edelim. İfadelerden hangileri doğrudur diyor. Sürtünme kuvvetiyle ilgili harekete ters yöndedir. Doğru. Temas gerektiren bir kuvvettir. Doğru. Cisimleri hızlandırabilir. Yanlış arkadaşlar. Sürtünme kuvveti cisimleri yavaşlatır. O halde hangisi doğru? B şıkkı doğrudur. Devam edelim. Mıstık YouTube kanalına abone olup bildirimler açıp like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.